Oyun içi disiplin. Ya sanki işte bu bir elinde sonunda bence hikaye anlatıcılığı ilgili en önemli kısım zaten hani ilk videolardan beri söylüyorum. İletişim. İletişimin de temelinde siz bir hikaye anlatacaksınız. İllaki bir disipline sahip olmanız lazım. Disiplinin kelime anlamı çok farklı şeyler yapılabilir ve bu farklı şekillerde sağlanabilir şüphesiz. Ama ne olursa olsun belli bir arkadaşlık da kurarak, iletişimi negatif etkilemeyerek sonuç olarak bir insan sizin yanınızda böyle hazır ol da beklemek veya sıkılmaya başladıysa bitti. Yani öyle bir iletişimden de bahsetmiyorum ben ve öyle bir disiplinden de hiç bahsetmiyorum. Ha seversiniz gerçi hani bu kadar söyledim ama çok önemli, hatta en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü siz bir hikaye anlatırken orada birilerinin bambaşka bir şeyle uğraşması hem hikayeyi bozar hem oyunu bozar hem size hikayenizi anlatamamış olursunuz. O yüzden disiplin hikaye anlatıcısı için ve oyun için çok çok önemli. Şimdi hikaye ciddiyeti ve işte naturalizm, yani çok az bundan bir daha sonra tekrar birkaç defa daha bahsedeceğim sunum üzerinde çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Galaxy Naturalism diye bir tabir var. Naturalism ne demek? Yani bir sürü tanım yapılabilir de ben izninizle çok yüzeysel geçeceğim. Kendi, yani sadece FRP hikayeleri için konuşacağım. Kendi içerisinde tutarlı ve absürtlüğe kaçmayan unsurların içerdiği bir yapıdan bahsediyorum naturalizm dedikçe. Yani ben elimi salladıkça uçabiliyorsam artık pek de bütün karakterler böyleyse merdivenlere ihtiyaç kalmaz. Herkes yürüyorken mesela işte herkes ekmeğinin derdinde ekmek falan kazanmaya çalışırken birileri şu şekilde yemek üretiyorsa ya o zaman niye üretiyorlar? Yani kendi içerisinde bir tutarlılık, kendi içerisinde bir mantığa ihtiyaç olmuşum. Naturalizm böyle bir şey. Yani birisi hikayede de böyledir kendi içerisinde. Yani bir tutarlılıktan bahsediyoruz burada. Gygax'ı Naturalizm geri Gygax'a gönderme olarak bir internette çok da güzel makaleleri var. Yani bakmak isterseniz. Biz eninde sonunda fantastik bir dünyadan bahsediyoruz ve fantastik bir şey değiştirdiğiniz zaman dünyada baştan aşağı her şey değişir aslında. Yani hiç konuyla yani basitçe bir büyü var ve her 100 kişiden biri büyü yapıyor ve yaptıkları en kolay büyü de işte tamir etmek. Hani vardır ya işte Pathfinder'da, D&D'de falan. O zaman terziler pek tamir etmez. Yani niye ihtiyaç olsun ki? Siz minicik bir büyü koydunuz ve bakın çok fazla şey koyabilirsiniz. Ama o zaman terzilere ihtiyaç kalmaz. Yani anlattığınız kendi hikayenin iç içe tutarlı olmasından bahsediyorum. İşte full plate mail çok pahalı bir şey yazıyor orada 1500 altın diye. Ya ulan eğer sokaktaki muhafızların hepsinde full plate varsa hiç çok doğru da değil. Şimdi siz fantastik ögeler yazdığınız zaman bir yere İlla ki onu da o hikayenin içerisinde bir tutarlılığa ihtiyaç duyuyor. Yani bir yerde bunlar herkes uçabiliyorken niye merdiven olsun gibi. İşte hani Justinleme miydi Kaplan Kaplan'da? Yani asansör lüks olurdu herkes bir yere ışınlanabiliyor olsaydı. Hani gözlerini kapatıp konsantre olup. Diyeceğim siz hikayenizin içerisinde birbirinden bağımsız ögeler söyleyip sonra bunların içinde tutarsızlık olmaya başlarsa hikaye ciddiyetini kaybeder. Ha kaybetmeli kaybetmemeli demiyorum. Bu tamamen bir tercih. Absürt de oyun oynanabilir. Defalarca söyledim ve devam ediyorum söylemeye. Hani benim için bence hikayenin bir ciddiyeti olmalı ve ciddiyet olmazsa disiplini sağlayamazsınız ve oyuncular sizinle ve hikayenizle ilgilenmek yerine başka şeylerle uğraşırlar. Hikaye ciddiyetini kaybettiği zaman o disiplini de siz kaybedersiniz. O yüzden bir gerçekçiliği olmalı. Yani bütün hayvanların konuştuğu bir dünyada diye hayal edin, tamam mı? Yani bunların üstlerini başlarını kapatmaya başlarlar. Hani ayıp mayıp falan diye. Ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Siz bir hikayeye bir unsur koydunuz mu? Yani bir köy tasarladınız. Hemen dibinde işte yüzlerce goal yaşıyor. Ya ulan köy 100 kişi nasıl yaşar? Oyuncular bunları fark etmez falan değil, fark ederler. Yani sizin hikayenizde kurduğunuz unsurlar kendi içerinizde ve anlattığınız dünyayla tutarlı olmalı. Tutarsız olmaya başlarsa oyuncuların ciddiyetini kaybederler. Çok mi olmaya başlar. Siz de ciddiyeti kaybedersiniz, disiplin kaybolur. Disiplin kaybolursa siz hikaye anlatamazsınız vesaire. Şimdi bu ciddiyeti basitçe nasıl kaybedebileceğinizle ilgili ya işte bir şey düşünün, naturalizm ya. Yani böyle atlı deve değil. Sonuç olarak hikaye anlattığınız insanlar da böyle sosyolojik değişimli işte büyücüler ve sosyolojik dünyaya sosyolojik etkileri. İşte magokrasi diye bir şey vardı hatırlayabilir misiniz? Büyücü konseyinin yönettiği şey. İşte devrimler burada nasıl olur falan. Yani işte gelir dağılım. Ya o kadar şeyle uğraşmıyorlar. Genellikle uğraşanlar olur tabii de. Ya onlar da
anlatırken, sizin kafanızdan geçerken o ciddiyeti hikayenin içine koymak lazım. Kullandığınız yaratıkların makuliyeti bile hikayeyi otomatik absürt yapabilir. Ha siz absürt hikaye anlatmak istersiniz. Hani işte Alice Harikalar Diyarında'yla başlamıştık bu bütün sunumları. Alice Harikalar Diyarında yahu işte yürüyen kart şeklinde insanlardan bahsediyoruz. Yani bir absürtlük de bir hikaye anlatabilir. Ama amaç buysa, yok amaç belli bir ciddiyet içerisinde anlatmaksa hikayeyi, eğlenmek bile olsa bu, ki onunla ilgili bir ufacık bir şey ya, video şey var, bir kısım var. Bir kendi içerisinde bir tutarlılığa ihtiyaç duyuyor. Yani bu arada şu anda gördükleriniz iki tane D&D yaratığı. Yani işte beş ayağı olan şey. Yani yanılmıyorsam bir mitolojiden bu arada, bu da aslında. Yani ya abi bunu gördüm oyuncu, o kadar iyi yerleştirmelisiniz ki bunu. Oyuncu bunu görünce yani hani o surat kayması falan. Ya o hikayenizi ciddiye almamaya başlarsa, sadece zar atmak olursa, bakın eğleniyorsanız sorun değil. Ama bir ciddiyet istiyorsanız hikayenizde, ağzınızın içine bakan oyuncular istiyorsanız, beraber paylaşım istiyorsunuz, bir miktar bir ciddiyete, bir böyle aynı akıl seviyesinde olmaya ihtiyaç var. Böyle şeyleri kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Akşamları zekaları 15'e çıkan mı 16'ya çıkan mı fareler vardı. Third Edition'ın 4. Masters manuelinde ya. Hani yani o kadar zor ki bunu makul bir şeyin içine koymak. Ha koyabilirsiniz. Koyulmayacak gibi bir şey yok. Ama bunu koydunuz mu bütün dünyayı ona göre şekillendirmeniz lazım. Her akşam yüksek zekaya sahip olan farelerin olduğu bir oyun oynayacaksınız. Yahu bu farelerin medeniyeti neler yaparlar? Bu akşam ne yapıyoruz? Dünyayla geçiyoruz. İşte hayal edin. Ya işte bu arada sadece şey değil, sizin anlattığınız hikaye değil, oyuncularınız da siz alırken buna dikkat etmek gerekir. Ya oyuncunun bir tanesi var, benim karakterim de böyleymiş. Ya ulan karşındaki gördüğün herkese mesela atıyorum, tamam. Karakter herkese atar yapıyor. Ya ulan işte her zaman kılıcını çekiyor. Benim karakterim de böyle. Ulan senin karakterin atıyorum 21 yaşında. 20 yıl nasıl yaşadı bu ya? Herkese atıp çabuk kılıç sallayarak hapishaneye atarlardı veya deli diye koyarlardı. Veya çocukken seni öldürürlerdi, ne bileyim yani. Gerçekçi değil. Dünyanın içerisinde bir yere girmiyor. Gerçekçi derken naturalizm diyeceğim. O dünya için gerçekçi değil. Anlatabiliyor muyum? Yani umarım anlatabiliyorum. Bundan daha sonra tekrar bahsedeceğim ve spontane şeye geçeceğim. Spontane gelişmeye geçeceğim. Oyun içerisinde gene bu disiplin için çok önemlidir. Yani hikaye, bütün FRP hikayeleri bozulmak için vardır planları. Kime gönderme oldu bu ya? Neyse. Bir tane şey savaş mottosuna benzedi bu ama Moltke'ydi herhalde. Her plan düşmanla karşılaşıncaya kadar geçerlidir diye. Ya spontane durum yani çok olacak. Yani siz ne kadar basit bir oyun oynarsanız oynayın, oyuncularınız illaki bir yerden dürterler ve sizin hiç hazırlıklı olmadığınız, bilemediğiniz bir yere gelirler. Yıllar içerisinde defalarca oyun oynattıysanız ve özellikle tayfanızı tanıyorsanız bir şey söyleyebilirsiniz orada. Ama paniklediğinizi görürlerse, buradaki hikaye şu, paniklememek lazım. Yani en önemlisi o. Sanki biliyormuş gibi durmakta fayda var. Hani o poker face falan mı diyelim. Hani ben buna zaten hazırdım havasında. Bunun için hazırlıklar ve benzeri şeyler var. Onlarla da ilgili biraz konuşacağım. Zaten daha sonraki videolarda bunda da bir miktar var. Ama en önemlisi paniklememek ve oyunculara mutfağı göstermemek. Ya ben de buraya hazırlanmamıştım. Siz dediniz mi oyuncular başlarlar işte. Ya gene ciddiyet kaybı. Ya ciddiyet kaybı olması kötü mü kötü? Evet kötü bir taraftan. Eğer isteğiniz bu değilse. Hep beraber zaten board game gibi oynuyorsanız ve bundan eğleniyorsanız en kazanan sizsiniz zaten, dedim ya. Ama bir ciddiyet arıyorsanız ve hikayeyi anlatmak istiyorsanız ve hikayenin bir devamlılığını oyuncularla iletişimde kalmak istiyorsanız, bunun için bir disipline ihtiyacınız var ve spontane gelişmelerde panikledi mi hikaye anlatıcısı, oldu mu işler kötüye gidiyor. Ve şey, diğer oyun içi disiplinle ilgili belki de en önemli konu oyun dışı sohbet. Önleme önerilerim. Şimdi oyun dışı sohbet, ya biz bir tiyatro sahnesi canlandırmıyoruz. Yani bir tiyatro sahnesi yok. Yani bizim 30 tane izleyicimiz var da 4-5 kişi bir hikayeye oynamıyoruz. Oyun dışı konuşma illaki olacak. Yani. Hani bir noktada olacak. Ama oyun dışı konuşmanın sınırları var. Oyun dışı konuşmayla ilgili yararlar, zararlar daha çok anlatacağım ama bunu önlemekle ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü siz hikaye anlatırken birisi geçen günkü filmden bir şey almaya başlarsa ve bu uzarsa
demeyin halinize artık ya. Yani siz orada bir tane işte duygusal bir sahne canlandırmak istiyorsunuz. Sevilen bir NPC'nin öldüğünü, işte hikayeye buradan girecekler, onu kurtarmaya çalışacaklar falan. Yani bir şey anlatacaksınız. Bir duyguya ihtiyacınız var orada ve siz bunu vermeye çalışıyorsunuz. Orada ya ne güzel anlattın diyeyim ki kötü niyetle diyeyim. Ne güzel anlattın. Geçen gündeki bilmem ne filminde bu vardı. Ya siz hikayeyi anlatacaktınız. Yani hikayeyi anlatacaktık biz. Yani niye bundan konuşuyoruz şu anda? Ve bunu biraz engellemek lazım. Biraz diyorum çünkü doğru kelime tamamen hikaye anlatıcısının kendisine kalmış. Hani oyuncularımız konuşsun biz burada şey yapalım. Ya bu da bir tercih. Ama elinde sonunda biraz kontrolü kendinizden bırakan bir tercih. Hikayenizden bırakan bir tercih bu. Hadi oyun dışı, hadi hikaye dışı konuşun siz demek. Şimdi buradaki en önemli şey oyun dışı sohbete ihtiyaç var mı? Bazen vardır ya. Ya bir kere hiçbir şey değilse siz hikaye anlatıyorsunuz. Yani onun da elinde sonunda bu bir eğlence. Yani birisinin başına bir şey gelmiştir. Önemlidir. Paylaşmaya ihtiyacı vardır. Kötü bir günündedir. Yani o zaman ay hayır benim hikayem en önemli falan değil tabii ki. O insanın bir diyaloğa ihtiyacı var demek ki. Ya bir oyun dışı sohbete ihtiyaç var mı demek lazım. Ama bazen gerçekten yoktur. Hatta genellikle yoktur. Hani masaya oturana kadar bir sohbet bir şey yaparsınız ama ya masada da artık ya niye bahsediyorsun o filmden kardeşim yani. Ama bunu bir emin olmak lazım. İhtiyaç olup olmadığına. Eğer varsa da bunu bir şekilde gidermeliyiz biz. Yani nedir? Biz hikayemizi anlatacağız ve çevre oyuncularımız buna uygun değiller. Hazır değiller buna. O zaman oyun dışı biraz sohbet edip oyuna ara vermekte falan da fayda var yani. Şimdi siz oyununuzu söylüyorsunuz, bakıyorsunuz birileri sıkılıyor, işte şey yapıyor. Heyecan salacak ani sözler ve çıkışlar. Bu arada bu herhangi tür bir seminer verirken ya da işte herhangi bir ders falan verirken falan bunlar zaten bu da standart şeylerden bir tanesidir. Ani bir söz, ani çıkışlar, kendinize ait bir jest, bir mimik ve yavaş yavaş bunları oyuncuların öğrenmesi yani kişisel olarak mesela hani ben sürekli ya in karakter in karakter falan diyorum yani İngilizce İngilizce. Ya hadi oyun dışı konuşmayalım ya da el çırpıyorum, bir yere vuruyorum. Bunlar ani çıkışlar faydalıdır ve alışkanlık haline getirmek de iyi. Ki oyuncular buna yavaş yavaş trigger şey olmaya başlar. Bunu duyunca he demeye başlıyorlar. Bir ara vermek. Yani ya oyun dışı sohbet çok mu artıyor? Ya hikayede siz o NPC'yi canlandırmanız lazım. Acıklı da bir sahne veya diyelim ki komik bir sahne. Yani bir ara verin ya. Rahat olun bir ara verin. Spontane bir muhabbette de vardı. Yani bir ara verin. Ani bir şey mi oldu? Bir ara verin. Bir daha bakın. Bir daha bak. Bir restart edelim yani. Güç ikonu veya sembolü bu da gene standart yöntemlerden bir tanesidir aslında. Sadece hikaye anlatıcılığıyla değil. Bir şey. Ben kişisel olarak kullanmıyorum. En azından son yıllarda kullanmıyorum. Ufak bir oyuncak olabilir. Yani şey dalga geçmiyorum. Ufak bir goblin oyuncağım var. Benim mesela Pathfinder goblinim. Hani onu falan koyuyorum. Bu ve bunun gibi sizin işte aslında DM screen falan öyle şeylere yarar. Hani size bir ikonik olarak bir şey verir. Hani din adamlarının hepsi komik şapkalar takar ya. Yani şey saygısızlık yok. Hani işte atıyorum Ortodoks rahibi de takar. İşte Katolik de takar. Budist de bir şey giyer falan. Modern dünyadan alakasız. Hani bir sembolü vardır. Ne olduğunu gösterir o figürün. Ve bu tür semboller oyun dışı disiplini bir sağlar. Yani ve oyun dışı sohbeti de sağlar yani bu bağlamda disiplini sağlar aslında. Böyle şeyler kullanmak yararlı olabilir. Ben dediğim gibi kişisel olarak kullanmıyorum. Çok iyi kullanan arkadaşlar gördüm. Ufacık şeyler be de. Bir tane özelhal koyuyor mesela masaya falan. Bunun gibi şeyler yararlıdır yani. Bu da oyun dışı sohbeti kısmen önler. Ve işte en önemlisi de bu ya. Siz çıkmayın. Yani hikaye anlatıcısı oyun dışına çıkmasın. Biz anlatmaya başladık mı geçen günkü filmden iş bitti yani. Ya biz kaybettik. Oyuncular da oyun dışı sohbete çıkabileceklerini fark ettiler. Başladık koy koya. Ya amacımız eğlenmek değil mi? İşte tamam işte olay orada. Eğer böyle eğlenecekseniz hiçbir sorun yok. Problem siz oyun dışına çıktığınız anda disiplini bir miktar kaybediyorsunuz. Hikaye anlatıyorsunuz ve bu disiplini biraz kaybediyorsunuz. Bunu da el verebilir ortam. Vermeye de bilir ama. Siz ondan sonra o duygusal sahneyi anlatamazsınız, o eğlenceli sahneyi anlatamazsınız. Bir duygu içeren bir sahneyi anlatırken ya da düzeltiyorum çok zorlanırsınız. Yani o yüzden siz oyun dışına çıkmayın. Şunları bir kendinize sorun. Ya ben oyun dışı sohbete gerçekten ihtiyacımız var mı ya? Bir oyun dışı sohbete yapalım mı? Yani diye.
O yüzden oyun dışı sohbeti engellemenin bence benim aklıma gelen ya da yöntemleri, temel yöntemleri bunlar. Ve insanları eleştirmek lazım. Yani bunu da görmüşsünüzdür defalarca. Bence bu iletişimle ilgili dünyadaki en önemli şeylerden bir tanesi. Negatif insanları uyarın arkadaşlar. Lütfen korkmayın. İnsanları uyarın. Çalışma arkadaşlarımızı falan profesyonel hayatta olanlar biliyorlar. Biz sürekli zaten birbirimizi uyarıyoruz. Çalıştığınız gönüllü projelerde falan da çoktur. Derneklerde, şunlarda, bunlarda kavga mı? Bunlar çok doğal şeyler. Önemli olan birbirimizi iletişime kurarken, tabii sınırları var bunların hepsinin ama bir eleştirebilmek, bir kızmak karşı, abi şunu yapma demek. Ya ablam şunu yani yapmasak ya, hanımefendi şunu yapmayın falan demek. Ama bunun yöntemi var. Ya ben ufacık bunu koyayım dedim. Bu en önemlisi iletişim. Ya kız arkadaşınıza, erkek arkadaşınıza söylerken önemli bu. Önce pozitif bir şey söyleyin, sonra negatifinizi söyleyin, sonra kapatın. Hikaye anlatıcılar için bu çok önemli oluyor. Çünkü gene disipline ihtiyacınız var. Oyuncunuz sizin istemediğiniz davranışlarda bunu ve bu çok makul olabilir. Yıllardır arkadaşınızdır belki. Zor bir dönem geçiriyordur. Veya basitçe yeni tanışıyorsunuzdur. Beğenmediğiniz bir mimik geliştiriyordur. Uyarmaktan çekinmemek lazım. Türk kültüründe birbirimizi eleştirmek zaten dertli bir mevzu. Birbirimizi eleştirebilen bir toplum değiliz biz kolayından ama hani bir şey söyle, iyi bir şey. Ya aslında şu karakterin şey yapması, ne kadar iyi canlandırıyorsun karakterin seslerini, mimiklerini verirken. Ama arada bir de kendin de çok gaza geliyorsun, işte başka şeylerle oyun dışı konuşuyorsun. Bu biraz da şey, ortamı biraz bozuyor. Ama daha sonra karaktere döndüğünde de herkes de çok eğleniyor gibi. Söyleyeceğiniz arada söyleyin yani. Hani bu dediğim gibi, bu iletişimle ilgili dünya üzerindeki her konuda önemli şeylerden bir tanesi. Biz de çekinmeyelim. Eleştirin oyuncularınızı. Ama şey, makul seviyede özene özene biraz. Dediğim gibi kültür de biraz eleştiriye kapalı bir kültür. Bizimki. Dedim. Şimdi bu kadar bu şeyle ilgili. Umarım bir işe yaramıştır. Ama iletişim dediğim gibi çok önemli. Disiplin çok önemli. Bunların hepsi oyun sırasındakilerdi. Bir sonraki videoda oyun dışı disiplinlerden biraz bahsedeceğim.